İnsanlar o anlamda görmüyor mümin. Yani birden uyanma şeklinde oluyor. Uykudan uyanma şeklinde. Sanki komadaymış da, derin bir uykudaymış da uyanmış gibi. O tarzadır. İltifat görür mümin. Gönüllü alınır. Ama coşkuyla iltifat görür. Çünkü melekler karşıladığı için çok saygın ve güzel bir tavır olur. Müslümanın kalbi çok ferah oluyor. Sadece bu dünyadadır zorlukları, imtihan. O da mecbur. Yani başka türlü eğitim mümkün değil. Düşünsünler, ikinci bir ihtimal yok. Bir daha. Ölümden sonra insanların dirilişi nasıl olacak? Ama genel dirilmeyi kastediyorsan, kıyamet günü, hepsi düz bir alanda toplanıyorlar insanların. Müslümanlar da o düz alana getiriliyorlar. Yani Müslümanların bir araçla getirildiği anlaşılıyor Kur'an'daki ifadeden. Yanlarında sürücüleri vardır diyor. Önünde bir ışık ve sağ tarafında bir ışık vardır diyor. Bu açıkça bir araca işaret ediyor. Bu tarz bir görüntü olduğu anlaşılıyor. Bu şaşırtıcı tabii. Küfür ehli de yerde sürünerek getiriliyor. Yerde oluyorlar yani, ayağa kalkmıyorlar. Ve gözü görmez halde oluyor birçoğunun. Ama müminler bu sıkıntıyı çekmiyorlar, yani onlar için ayrıdır. Yani onlarla böyle tozlu topraklı bir ortam, kötü bir ortam, rahatsız edici bir ortam hiçbir şekilde görmezler. Yani müminlerin başından sonuna kadar her hareketleri, her yaşantıları rahattır, huzurludur. Küfür de vardır ama küfrün o halini görür müminler yalnız. Yani o da kendi haline şükretmesini sağlar. Mesela cehennemde de küfrün halini, münafıkların halini görür. O müminin kendi haline şükretmesini sağlar. Bir de ahirette yani dünya gibi olmamaktan beraber, çünkü orada artık aklın ihtiyarı kalktığı için hakkul yakin iman tam oluşuyor ve Allah dostluğunu ve sevgisini çok net gösteriyor kullarına. Dokunuyor kullarına, mesela sarılıyor. Musafaha ediyor Allah. Sarılıyor. Mesela Allah'ın kokusu var, güzel kokusu. Tecelli ediyor. İnsan gibi konuşuyor, hal hatır soruyor. Ama zatı değildir o. Tecellisi, ama ben Allah'ım diyor konuşurken. Yani bir istediğiniz var mı diyor. Mesela beğendiniz mi cenneti diyor, cennetimi. Benim dediğimi, sözümü doğru buldunuz mu diyor. Benden razı mısınız diyor. Ya Rabbi, haşa diyor, tabii ki biz seninle razıyız ya Rabbi diyor. O tarz bir konuşma oluyor Allah'la kullar arasında. Bu dünyadaki bu negatif bazı yönler orada anlamı kalmadığı için kalkar. Ama ahlak vardır cennette. Mesela başkasının hanımına bakmaz mümin o anlamda. Yani zaten gücü de yetmez de. Yani öyle bir istek olmaz bedeninde, öyle bir istek olmaz. Sadece kendi karısına karşı istek olur. Ama yani öyle bir şey düşünmez. Ahlak gereği. Aldığı eğitimden dolayı düşünmez. Mesela müminlere güzel konuşur. Aldığı ahlaktan dolayı. Ama içinden de gelmez tabii. Yani kötü konuşmak, abuk sabuk konuşmak gelmez. Ama bilir. Yine Allah'a karşı bir saygı vardır. Ama yani cehennem korkusu tarzında değil. Çünkü Allah benim söz verdim artık diyor. Bitti diyor yani artık. Çünkü cehennem dolmuş. Yani cehenneme bir daha insan sevki yok. Cennette de olmuş, cennette de bir daha insan sevki yok. Yani kapılar kapanıyor. Dolayısıyla oradan alınıp, yani cennette bir insanın ahlaksızlık yapıp cehenneme gitmesi bir konu olmaz. Yani mümkün değil. Bu yani Kur'an'da yok böyle bir şey. Kader de yok. Yani cehennemden cennete, cennetten de cehenneme bir geçiş yok. Böyle bir şey mümkün değil yani. Sonsuza kadar bunun olmayacağını söylüyor Allah zaten ayette. Olmayacağını derken olan bir şeyden dolayı olmayacak diyor. Yani olmuş bir, çünkü olan bir tane var. Adem'de var, onu anlatmış Allah. Bu olmuş, olmuş. Ama olmuş olacak tamamını belirtiyor Allah. Tamamında böyle bir şey yok. Yani bir daha cennetten çıkıp cehenneme gitme, cehennemden cennete gelme diye bir konu olmadığını ayette açıkça söylüyor Allah. Yani bu kilitlenmiş bir konudur. Tekrar söylüyorum, tek vaka vardır. Sadece Adem'in ve Havva'nın vakası vardır. Bunun dışında yok. Ama
Mümin tabi cennette yine Allah'a karşı çok saygılı. Yani hürmet ediyor. Yani Allah'ın gücünü biliyor. Yani bu cehennem korkusu tarzında değil. Ama Allah'a çok saygılı, öyle anlatayım. Anlatabildim mi? Yani böyle, çünkü cehennem artık kapanmış, cehennem vaadi yok Allah'ın. Mümin için cehennem vaadi yok. Yani cehenneme gidebilirsiniz demiyor artık. O konu kapanmış. Fakat mümin Allah'a karşı bu dünyadaki gibi son derece saygılı. Yani hiç kusur yapmıyor. Bu eğitimden dolayı. Bayağı nezaketli, uslubu çok düzgün. Yani bir patavatsızlık yapmıyor. Biliyor patavatsızlığı ama yapmaz. Çünkü mesela cehennemde öyle ehli yapıyor patavatsız, duyuyor müminler onu. Yani patavatsızlığın ne olduğu bilinmiyor değil, biliniyor. Mesela birbirine küfrediyor cehennem ehli, duyuyor onu Müslümanlar. Yani birbirlerine mesela dövüp sövüyorlar. Hakaretleri diyor, birbirini aşağılıyorlar. Münafıklar mesela orada birbirine düşüyorlar cehennemde. Münafık diyor ki sen beni düşürdün, öbürü diyor ki ben seni düşürdüm. Yani birbirlerine atıyorlar suçu cehennemde. Ama müminlerin bunları duymaması diye bir şey yok. İsterse duyabiliyor. Ama isterse hiç muhatap olmaz. Dolayısıyla Müslüman için aslında işin doğrusu bak en başından söyleyeyim. Allah'la samimi bağ olduğunda yani olay tamamen bitmiş oluyor. Yani oradan başlıyor olay. Hiçbir şey çıkmaz ondan sonra. Yani eğer hakkıyla yaparsa hiçbir şey çıkmaz. Bayağı sonsuza kadar öyle gider. İmtihan olmasına rağmen hiçbir sorun çıkmaz. Evet. Ama samimi bağ olmak şartıyla. Evet, dinliyorum. Allah her zaman aynı şekilde tecelli ediyor. Çeşitli de olabilir, çeşitli. Yani çünkü sonsuz gücü olduğu için çeşitli suretlerde tecelli edebilir. Müslümanlar buradayken... Ama güzel bir delikanlı şeklinde olduğunu söylüyor. Müslümanlar buradayken cennete gireceğini hissediyorlar mı? Allah bir his veriyor mu onlara ferahlık? Ya mümin tabii ki bilir. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Yani hangi Müslüman cehenneme gideceğini düşünür? Ama yani onu flu bir korku olarak bilinçaltında tutmamızı istiyor Allah. Yani korku herkes yani onu bir düşünür yani aman eminim demez. Ama bütün Müslümanlar zaten cennete göre hazırlanıyor öyle yani kimse cehenneme göre hazırlanmaz. Yani çünkü yani zaten Allah ben size diyor ezalip ne yapacağım diyor. Böyle bir şey olmaz. Allah bizim iyiliğimizi kendisi gün sonsuz güzellik, sonsuz üstünlük, sonsuz akıl olduğu için bizim tek amacı cennete gidip rahat ve güzel yaşamamız. Çünkü Allah bizde yaşıyor aynı zamanda. Ya bizim içimizde de yaşıyor. Hoşuna gidiyor Allah onu. Beğeniyor yani bunu. Mesela sevgiyi beğeniyor. Güzeli görmeyi beğeniyor. Mesela biz bir güzeli gördüğümüzde Allah o güzeli görüyor aynı anda. Mesela biz bir güzel kokudan haz aldığımızda Allah da o hazı almış oluyor. Aynısını yaşar Allah. Dolayısıyla Allah cehennemi sırf cennet için yaratıyor. Onun kıymetini bilinmesi için yapıyor. Evet, dinliyorum. Üniversitedeki siyaset